Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TET IT Geometri Konu Anlatımı Kampı'nın 27. haftasının 5. videosundayız. Kitabımızda prizmalarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani size küpü anlatacağız bu videoda. Evet küp aynı zamanda bir prizmadır. Prizmanın özel bir halidir. Kitabımızda neredeyiz? 255 ve 256'yı anlatacağız size. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Aslında dik prizmaları iyi bir şekilde anladıysak Hatta dikdörtgenler prizmasını kare dik prizmasını iyi bir şekilde anladıysak küpü de çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Küp bunların daha özel bir hali bütün yüzeyler sadece kare olacak. Yani 6 tane kareden oluşan yani tabanı kare yüksekliği de tabanın uzunluğuyla eşit olan şekle biz ne diyoruz dik prizmaya ne diyoruz küp adını veriyoruz. Yani 6 tane birbirine eşit 6 tane kareden oluşuyor küpün yüzeyleri. E o zaman burada küple ilgili bilgiler öncelikle hacimden bahsedelim arkadaşlar. Hacim dediğimiz nedir? taban alanı çarpı yükseklik yani a kare çarpı a'dan neye eşit oluyor? a küpe eşit oluyor. Yüzey alanı nedir? Hocam yüzey alanında 6 tane kare olduğu için 6 tane a kare eşittir. Sonra yüzey köşegeni gibi bir şey duyuyoruz. Yüzey köşegeni arkadaşlar şu yüzeyden çizilen köşegen her bir yüzey kare olduğu için a a a kök yapıyor. Hatta bak burası da yüzey köşegeni. Hatta burası da yüzey köşegeni. Hatta burası da yüzey köşegeni. Böyle yüzey köşegenlerinden bak böyle a kök ki a kök a kök olacak şekilde bir eşkenar üçgen bile oluşturabiliyorum. Evet yüzey köşegeni A kökü. Cisim köşegeninde nedir? Kare küçüğünde A kare artı B kare artı C kare eşit değil miydi? Evet. Bu 3A kare eşit oldu. Yani A kökü C eşit oldu. Eski bir yeri biliyorsan yine bunu da kullanabilirsin. Evet. Şimdi burada açılımda da arkadaşlar yan yüzeylerde 4 tane kare var ya 1, 2, 3, 4 kareyi yerleştirdin. 2 kareyi de buraya yerleştirdin. Bu şekilde açılım olur. Ama ben bunun açılımını böyle son videolarda arkadaşlar. Bundan sonraki ya da bunu bundan sonraki ya da en son videoda bu küp açılımlarından bahsedeceğim. Bunun bir sürü açılımı var. O açılımı geldiği zaman da dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdilik bu şekilde açılımı olduğunu da bilin ama tamam. Evet işte bu kadar küp. Hadi bakalım şimdi sorulara. Bir küpün yüzey alanı x. Hacmi ise y birim küptür. x ile y birbirine eşitmiş. Küpün yüzey alanı neydi? Alttan a kareye eşitti. Küpün hacmi neydi? A küpe eşitti. O zaman a kare gitti. A neye eşit oldu? 6'ya eşit oldu. Küpün cisim köşegeni nedir diye soruluyor. A kökü soruluyor bize. Cevap 6 köküç yapacaktır. Evet örnek 27 A köküç. 6 köküç yaptı. Geldik örnek 28'e. Cisim köşegeni yani A köküç eşittir 6'ymış. A da buradan kaç gelir o zaman? 6 bölü köküçten 2 köküçe eşit olur. Yüzey köşegenleriyle oluşturulabilecek üçgenin alanı soruluyor. Arkadaş bir küp çizelim bakalım şöyle. Küpü çizdikten sonra yüzey köşegenleriyle bir üçgen oluşturacakmışım. Oluşturulabilecek üçgenden bahsediyorum. Şu, şu bir de bunu çizersem üçgen oluşmuyor. Ama şunu çizersem üçgen oluşuyor. Yüzey köşegenlerinden oluşan üçgen nasıl bir üçgen? Hocam işte bir kenar ne? Burası A iken burası A kök ki değil mi? Evet. Burası A kök ki. Hocam burası da A kök ki. Burası da A kök ki. Yani bir kenar A kök olan bir eşkenar üçgen. Hatta biz A'ya iki köküş bulduk ya. İki kök üçün kök iki katı nedir? İki kök altıdır. Yani burası iki kök altı çıktı arkadaşlar. İşte oluşturulabilecek bir eşkenar üçgen oluyor bu. Bir kenarda iki kök altı oluyor. Bunun yüzey alanı nedir diye soruluyor. O da neydi? A kare kök 3 bölü 4 değil miydi arkadaşım? Evet. Bu kaç yaptı? 24 değil mi? 24 kök 3 bölü 4'ten 6 kök 3'e eşit olur arkadaşlar. Örnek 28 6 kök 3 oldu. Geldik örnek 29'a. Şimdi alan BCML verilmiş. BCML. Arkadaş bu yüzeyin alanı verilmiş. Bu yüzey bir kare değil mi? Küp olduğuna göre. Evet küp yani a kare eşittir 36 verilmiş. a'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. a 6 çıktı. Cisim köşegeni verilmiş. Bir de L noktasının BN'ye olan uzaklığı istenmiş. L noktasının BN'ye olan uzaklığı dik uzaklık değil midir? Evet. Şimdi buna ait bir üçgen oluşturacağım. E bu da var elimizde. Hadi buna ait üçgeni nasıl oluşturabiliriz? Hop şöyle şunu çizerek. E bunu çizdikten sonra gerçekten şurada bir üçgen çıktı mı çıktı? Evet, burada bir üçgen çıktı. Peki bu nasıl bir üçgen? Arkadaş, şu bir kenar 6. Tamam. 6 6 iken bu yüzey köşegeni 6 köklü olur. Bu nedir? 6 köküç olur. Bu nedir? 6'dır zaten. 6 6 köklü 6 köküç. Hocam bu bir dik üçgen. Çünkü niye? Üstteki yüzeye dik olduğu için dik ya da Pisagor bağıntısı sağlanıyor deyip de oradaki dik üçgeni de sen bulabilirdin. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece ve sadece yükseklik eksikse nasıl buluyorduk? Alandan gidiyorduk. Bu üçgenin alanı nedir? 6 köküç çarpı h bölü 2'dir. Bu aynı zamanda dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gider. Altlar gider. O zaman h buradan 6 kök 2 bölü kök 3'e eşit oldu. Evet kök 3 eşitleniyle çarparsam h da 6 kök 6 bölü 3'e eşittir. Yani cevap 2 kök 6 çıkar. Örnek 29'u 2 kök 6 bulduk. Geldik örnek 30'a. Bizden bu uzunluk isteniyor. Hani böyle bir uzunluk verildiği zaman bir üçgen oluşturun diyorduk. Üçgen oluşuyor mu? Hocam şöyle çizsek havadan çizmiş oluruz. Olmaz. İşte şöyle çizsek havadan havadan çizmiş oluruz olmaz. Ya buna ait böyle sanırım havadan bir çizgiyle bir şeyler çizilmiş olacak. Üçgen oluşturamadığımız anda da dörtgen oluşturabilirsiniz mesela değil mi? Mesela bu kırm kırmızı çizgi ait bu çizgi de var ya sen buradan bunu çizersen aa burada ne oluştu arkadaşlar? Bir dörtgen oluştu. Yani şunu çizsek bir dörtgen oluştu. Hatta bu zemine dik ya. O zaman zemine dik olduğundan burası 90'dır. Bu da zemine dik olduğundan burası da 90'dır. Hatta burada karşımıza ne çıktı? Bir dik yamuk çıktı. Dik yamukta nasıl hamle yapacağını da biliyorsun. E nasıl hamle yapacaksın? Hocam dik dörtgen oluşturalım şöyle. Şuradan bir dik dörtgen oluşturacak olursak. 1 ise burası 1'dir. Şuraya A dersem Hocam bir kenar A artı 3 yaptı o zaman. E A artı 3. A artı 3. Burası da A artı 3'ün kök katı olur. Burası da A artı 3'ün kök katı olur. Ve burada Pisagor bağıntısı. Yani 3 kök altının karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 3'ün üç, kök katının karesi olacaktır. Bu 3 kök altının karesi. 6 kere 9 54 eşittir. E, hissederek mi yapsam acaba ya? Dur bakayım. 1 falan koysam. 4 kök 2 48 49 yapıyor. E, 1 olmuyor galiba değil mi? 4 kök 2 16 32 33 yapıyor. Ya neyse. Şunu açarak da yapabiliriz arkadaşlar. Ya da hissederek de yapabiliriz. 1 e, koydum olmadı. Hissederek yapacağım arkadaşlar. Böyle çarpanlar ayırmayla falan uğraşmıyorum. İşlem 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 diyorum. 2 e, koysam A yerine. A yerine 2 koysam şurası 5 kökü 2. 5 kökünün karesi kaç yaptı? 25. 50. 54 yaptı. Bu da 54 yapıyor. Evet. Kareleri toplama 54 yapıyor. Bunun da karesi 54 arkadaşlar. A'yı buradan ne bulduk? 2 bulduk. A2 ise bir kenar kaç çıktı? 5 çıktı. O zaman bu küpün hacmi nedir diye soruluyor. E, bir kenar 5 ise 5'in küpü. Yani 125 yapar. Hacim arkadaşlar. Evet. Ben burada çarpanları ayırmayı kullanmadım arkadaşlar. Kusura bakmayın e, hissederek yaptım. Sayı burada zaten küçük ya. Küçük sayıdan çıkacak gibi hissettim. O yüzden bu şekilde yaptım. Tamam siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bazı sorularda hissedebilirsiniz. Evet örnek 30'u bulduk. Geldik örnek 31'e. Bir kalem üstü açık küp şeklindeki bir kalemliğin içine şekil 1 ve şekil 2 gibi konmuş. Şu şekilde konmuş bir de bu şekilde konmuş. Yalnız burada bir hata olmuş galiba. Burası değil arkadaşlar. Kalem ucu tam şu B köşesine gelsin tamam mı? Şimdi şekil 1'de D ve A'dan geçiyormuş. Şekil 2'de de D ve B'den geçiyormuş. Tam böyle kalem DB köşegeninde denk gelmiş arkadaş. Bir de bunu demiş. Şekil 2'deki kalemin uç noktalarının zemini olan uzaklığı şekil 1'deki konumuna göre 2 birim azalmıştır. E tamam şunu demek istiyor. Buradaki zemini olan uzaklığı şurası değil midir arkadaşlar? Zemine olan uzaklığı A kübün bir kenarı. Şekil 2'deki konumuna göre 2 birim azalmıştır diye soruluyor. O zaman uç noktası burası ya. Bu da zemine dik ya. O zaman burası A artı 2 olacakmış. Onu diyor bize. Yani arkadaş burası A iken burası da A. O zaman kalemin ucu tam B köşesine gelsin dedik ya. E burası A kök kim olacak aslında? Normalde burası ne? A artı 2 değil mi? Evet A A A kök 2. Yani buradan ne geliyor? A artı 2 eşittir A kök 2. O zaman buradan 2 eşittir A kök 2 eksi A yapar. Yani 2 eşittir A parantezinde de kök 2 eksi 1 yapar. Buradan da A eşittir 2 bölü kök 2 eksi 1 yapar. Ve buradan kök 2 artı 1 eşitliğiyle çarparsam A da 2 kök 2 artı 1 bölü karesi eksi karesinden 1 yaptı. Yani a'yı 2 kök 2 artı 2 şeklinde bulduk. Evet a kenarı 2 kök 2 artı 2 bulundu. Şimdi buna göre kalemliğin dışını boyamak için kaç metrekare boya harcanır? Arkadaşlar kaç yüzey var? 5 yüzey yanlarda bir de alt zemin var dış yüzeyinde. Üst tarafta ağzı açık olduğu için saymayacağım. 5 yüzey var. Yani 5 tane a kare yani 2 kök 2 iki artı 2'nin karesi diyeceğiz arkadaşlar. O zaman 5 çarpı şunu açalım mı? Açalım. 2 kök 2'nin karesi 8 artı 1. ile ikinci çarpımın 2 katı 8 kök 2 artı ikinci karesi de 4 yaptı. Yani bu kaç yaptı? 5 çarpı 12 artı 8 kök 2 oldu. O zaman bu da 60 artı 40 kök 2'ye eşit olur arkadaşlar. Evet sadece şekilsel bir hata var. Onu da düzelttik. Konu anlatımı olduğu için çok sıkıntı yok. Bence e, şu uç sadece buraya geliyor. Tamam mı? Evet örnek 31. Böylelikle 60 artı 4 kök 2. 40 kök 2 geldi. Ve geldik örnek 32'ye. Hacmi 216 olan bir küpten bahsediyorum. A küp eşittir 216 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Altının küpü 216'tır. Tamam. Şimdi bu ne olmuş? 3 eş parçaya bölünmüş. Burası 6 ya. 3 eş parça olması için 2 2 2 şeklinde ayrılması lazım. Buraya 2 bulduk. Burası 6 6 6. Burası da 6 değil mi? Evet. Yani 2. Bak dikkat et. 6 6 2'lik 3 tane eş parça oldu burada. Şimdi buna göre diyor yeni cismin yüzey alanının küpeyi küpün yüzey alanına göre değişimi hakkında ne söylenilebilir diye soruluyor. Arkadaş bunun yüzey alanını bulacağım. Küpün yüzey alanı belli. Küpün yüzey alanı nedir? Hocam 6 tane a kare o da 216 yaptı. Tamam bunu biliyorum. Şimdi bunu bulalım. Yeni bir cisim oluşturdum burada. Yani bir prizma. Şunları yapıştırarak. Ne oldu burada? Şurası 18. Burası 6. Burası da 2. Yani 18, 6 ve 2'nin oluşturduğu cismin yüzey alanını bulalım. Nasıl buluyorduk bunu? Şu kenarların ikişer çarptığında iki katıydı. Şunu şunu da şunu çarpsak. 108 yapıyor. Bir de iki katı 216 yaptı. Artı şu ikisinin çarpımı 12 2 ile çarptık 24. Artı şu ikisinin çarpımı 36 bir de 2 ile çarptık 72 yaptı. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 240 yaptı. 240'la da bunu 312 mi yaptı? Evet. Arkadaş 312 yaptı burası. E ee, işlem hatası yapmayalım. 312 mi? Bir daha toplayalım bakalım şunu. Ee, şu ikisinin toplamı 240 yaptı. 240 ile de sen 72'yi topladığın zaman 312 yapıyor. Doğru. Şimdi bunun yüzey alanı ne oldu? 312 oldu. Eskiden 216 değil miydi? Evet 312'den 216'ya yani 216'dan 312'ye çıktı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Artış oldu. Ne kadar artış olduğunu bulalım. Şunu çıkarttık. Kaç yapıyor? 96 yapıyor arkadaşlar. Yani 312 eksi 216 eşittir 96 olduğu için 96 artar diyeceğiz yüzey alanı. Evet cevap bu şekilde oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet şekil 1'deki küpün içinde küpün hacminin 1 bölü 8'i kadar su vardır. Arkadaşlar küpün hacminin 1 bölü 8'i kadar su varsa eğer ben buraya aa dersem hatta 1 bölü 8'i kadar diyor 1 bölü 8'i kadar diyor taban alanı çarpı yükseklik ya şimdi. Ee, nasıl desem ben sana bunu? Şöyle mi yapsam? AE bölü EB oranlaması soruluyor bize. Arkadaşlar 8'de 1 olduğu için şimdi bütün prizmalarda hacim yükseklikleriyle doğru alttır su koyduğum zaman. Çünkü taban alanı çarpı yükseklik değil midir hacim? Evet. Şimdi o zaman burada taban alan çarpı yükseklik ya. 1 bölü 8'i kadar su vardır diyor ya. Yani yükseklik 8'de 1 olacak demek. Yani buraya ben 1 dersem eğer oran isteniyor zaten bir de diyebilirim. Tamamı kaç olması lazım arkadaşlar? 8 olması lazım. Yani burası kaç yaptı? 7 yaptı. Yani 8, 8 birlik bir kısım oldu burası. Çünkü 8'de birlik kısmı dolu olacak. Taban alanı değişmediği için suyu koyacağım ya içine. Yükseklikte böyle. Yani şunu söyleyebiliriz. Bütün prizmalarda hacim böyle aynı prizma içinden bahsediyorsak yükseklikleriyle doğru orantılıdır. Tabanları aynıysa tabii ki. Çünkü taban alan çarpı yükseklikleri oranladığım zaman taban alanları birbirini sadeleştirdiği zamandan bahsediyoruz. Evet 8 8 1 dedik. Burası o zaman suyun hacmi çıkıyor. Peki diyor ki bize ben bunu suyu bu şekilde koyduğum zaman içindeki su aynı mı? Aynı. O zaman V suyu hesaplayalım. V su nedir arkadaşlar? 8 çarp 8 çarp 1 değil mi birinci şekilde? Evet. İkinci şekilde nedir? Hocam üçgen dik prizma şeklindedir bu. Tabanı ve tavanı üçgen. Bak şöyle bakacak olursan dik üçgen. Burası kaç? 8. Burası kaç? X. Yükseklik belli mi? Belli. Orası da kaç? 8. E hocam burada üçgen prizma şeklinde oldu. Taban ve taban bunlar da aynı. Yani dikdörtgen değil bak. Tabanı dikdörtgen, tabanı da dikdörtgen ama aynı dikdörtgen değil. Dikkat et buna. İşte bu üçgen dik prizma oldu burası. Bu üçgen dik prizmanın hacmi de nedir? Taban alanı 8 çarpı x bölü 2 çarpı yüksekliğe eşittir. İşte ikisi de aynı su olduğu için buradaki suyun hacimleri birbirine eşittir dedik. İki tane 8'ler gitti. E o zaman x de buradan ne eşit oldu? Çarpı 2 diye geçti. 2'ye eşit oldu. O zaman x'i ben burada 2 buldum. Benden ne isteniyor? ae bölü ebe'nin uzunluğu. Hocam bunun tamamı 8'di. Tamamı da 8'si buraya kaç kaldı? 6 kaldı. ae 6 bölü 2 isteniyor bizden EB'nin uzunluğu yani. O da cevaben ne yaptı o zaman? 3 yapar. Evet örnek 33. Böylelikle 3 çıktı. Geldik örnek 34'e. Bir parça çıkartmışız arkadaşım. Yüzey alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Öncelikle eski haline geri getiriyoruz. Eski haline getirdiğimiz zaman. Eklenen parçaları ekliyoruz. Çıkartılan parçaları çıkartıyoruz değil mi? Şimdi burada 12 birim olan küpte. Yüzey alanı kaç birim karedir? İlk baştaki alanı yazıyorum. 6 tane 12'nin karesi değil midir arkadaşlar? Evet. 6 tane 12'nin karesi başta kalan. Sonra eklenenleri ekleyeceğim. Çıkarılanları çıkartacağım. Hocam şuradaki yüzey çıktı. Altta oluştu mu? Oluşmadı. Bak dikkat et. Yan gidiyor burası. Yani sen bu dikdörtgenin aynısı alt tarafında var mı? Yok. Dikkat et. O yüzden Burası çıkan parça olarak alacağız bunu. Şu çıkan parça. Bu arada 1 ayrıta 12 birim olan küpten hacmi 150 birim küp olan bir dik üçgen prizma çıkartılıyor. Niye dik üçgen prizma? Tabanı ve tavanı işte tam olarak şurada aynı olduğu için arkadaşlar. Dik üçgen prizma. E bu da şunlar da birbirine eşit verilmiş zaten. E tamam. Şurası kaç olduğunu biliyoruz. 12 olduğunu biliyoruz. Buraya x dersen burası da x. A üçgen prizma. Taban alanı x çarpı 12 bölü 2 çarpı yükseklik burası olmuyor mu? Evet. Tabanları burası kabul edersem yükseklik burası oluyor ya da şurası oluyor. Çarpı yükseklik neye eşitmiş? Bu da 150'ye eşitmiş. E o zaman şunlar şunlar sadeleşse 6 yapar. E 3'e bölsen 50 25. X kare eşittir 25'ten. X'i de böylelikle 5 buluruz. Evet x 5 çıktı böylelikle. Şimdi bizden yüzey alan isteniyor. Çıkan alan ne oldu arkadaşlar? Şurası 5. 12 çarpı 5'lik alan çıktı mı? Çıktı. 12 çarpı 5'lik alanı çıkartacağım. Sonra hocam buradaki alan çıktı mı? Çıktı. Arkasında oluşmadı çünkü. O zaman eksi 5 çarpı 5 alanında çıktı mı? Çıktı. Sonra eklenen alanlar. Şu, önceden bu alanlar var mıydı? Yoktu. Yani 5 çarpı 12 bölü 2'den 5 çarpı 12 bölü 2'den 2 tanesi eklendi. Bir de artı şuradaki zemin de eklendi mi? Eklendi. Bu zemini de şöyle siyahla göstereyim. Bu zeminle bu da bir dikdörtgen 5 burası. Burası da 5 12 13 üçgenden 13 değil mi? Evet. 5 çarpı 13 de eklendi arkadaşlar. İşte bunun sonucu bana cevabı verecektir. Yani normalde burası 6 çarpı 144. 144 ile 6'yı çarpsan 6 kere 4 24. 6 kere 4 24 25 26 ee, 864. İlk baştaki hacim değil alan 864. 864'ten şunlar şu kadar eksilme var bu kadar artma var. Toplamda ne kadar artmış ya da ne kadar azalmış onu bileyim. Şurası kaç yaptı? Eksi 60 yaptı. Bak burası eksi 60. Şöyle siyahla göstereyim. Eksi 60. Burası eksi 25. Sonra burası şunlar sadeleşti. Artı 60 yaptı. O, şunlar birbirini götürdü. Sonra burası da kaç yaptı? Artı 65 yaptı. Yani toplamda eksi 25 azaldı. 65 arttı. Hatta eksi 60 azaldı. Artı 60 da arttı. Yani 65 eksi 25 kaç oldu arkadaşlar burası? 40 oldu? Evet 40 oldu. Yani artı 40 artmış oldu. Evet burası artı 40 oldu arkadaşlar. Yani ilk baştaki yüzeyden 40 artış oldu. O da sorulabilirdi. O yüzden bunu da bu şekilde yaptım. Yani topladığım zaman da kaç yapıyor cevap? Tüm alan 904 yapıyor. Yani örnek 34'ü 904 bulduk. Ve geldik örnek 35'e. Yüzey alanı 216. Yani 6 tane A kare eşittir 216 ise A, buradan A ne gelir? 6 gelir. A kare eşittir 36 yapıyor çünkü değil mi? A kare 36 ise A'yı buradan 6 buluruz. Yüzey alanı 216 birim kare olan bir kübün bir köşesinden şu çıkartılmış. Evet kenar uzunluğu 2 birim olan kare dik şey çıkartılmış. Prizma çıkartılmış. Evet, diyor ki sonrasında A köşesindeki bir karınca böyle geldi. Sonra böyle gitti. Sonra böyle gelince karınca en az ne kadar yol alır diye soruluyor. Ne yapıyorduk? Yüzey sorularında ilk dikdörtgenimiz sabit kalıyordu. İlk dikdörtgenimiz bu değil mi? Evet. Normalde yüksekliğimiz 6'ydı. İkisi buradan çıktı mı çıktı. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. İlk dikdörtgenimiz bak şöyle koyuyorum. Kaça kaç? 6'ya 4'lük bir dikdörtgen. 6'ya 4'lük bir dikdörtgen. Sonraki ikinci dikdörtgenimiz ne? Şu hocam. Bunu da böyle ona göre açıyorum. Yani ilk dikdörtgenimize göre açıyorum. Bu önde ya üste doğru açacağım yani şöyle. Şu kenarlar çakıştığı için üste doğru açacağım. Üste doğru açtım şöyle. Hocam burası da 2'ye 6'lık dikdörtgen. 2'ye 6'lık dikdörtgen. Sonra bunu açacağım yanına. Bu da 2'ye 6'lık dikdörtgen diye mi? Onu da üstüne açacağım. 2'ye 6'lık dikdörtgen. A köşesinde neye köşesine? A köşesinde neye köşesine? İşte en kısa yol bu değil midir? Evet. Yüzey sorularını bir önceki videoda işlemiştik. 6 ise 6 burası. E burada ne çıktı? Pisagor. 6 burada. 8 burada. 6, 8, 13 kendinden cevap. 10 çıkar. Yani böylelikle 35'in soruyu da 10 bulduk. Ve arkadaşlar şimdi geldik birim küplerle ilgili yapılabilen işe. Bunu bir sonraki videoya saklayayım. Çünkü burada da özel bir durum bahsedeceğim. Durumdan bahsedeceğim. O zaman bir sonraki videoda birim küpler konu anlatımında ya küpler birim küplerinde ince bir detayı var. O ince detayı ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum. İşte o detayda yani bir sonraki videoda yani kaçıncı video oluyor? 27. haftanın 6. videosu kafalar karıştı. 6. videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.